seyirciden aldığınız tepkileri çok merak ediyorum. Biz zaten normalde kendi şehrimizden çok yani Ordu'da biraz özür dileyerek söylüyorum. Bu müzik kültürü adına çok kısır bir döngü var. O yüzden biz buna çok değinmek istiyoruz ve herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi şehrimizden çok diğer Türkiye'nin diğer illerinde daha çok konserler verdik. Burada da Samsun'da da bu arada ilk ya da ikinci konserimiz falan bu bunun devamını bekliyoruz. Yani e, mutlaka e, olacaktır. Biz de bekliyoruz yani. Umarım olur diyorum. Peki boş Boşev isimli bir albüm çıkarmışsınız. E, sonrasında yeni albüm çalışmaları var mı? Yeni bir albümünüz çıkacak mı? Tabii ki var genel olarak. Ama biz şimdi çok ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Mesela ben aynen İstanbul'dayım, okuyorum ikinci üniversitem. GökTürk başka çalışıyor orada Meriç Meriş abinin eczanesi var. Kerem zaten her yerde çalıyor. yani çok ayrı olduğumuz için birleşemiyoruz. Bu Samsun meselesi de zaten son anda oldu. Göktürk beni aradı ki kanka dedi 22 Haziran'da şey var sınavım var mı dedi. Yani ben de yok dedim. Ya düşünün yani hani öyle bir evet, şeydeyiz. Aynen. Ya Beraber olduğumuz sıra zaten birkaç çalışma yapıyoruz. Bir şarkıyı tamamlıyoruz, sonra dağılıyoruz, iki ay boyunca şarkıyı unutuyoruz falan. Sonra bir daha geliyoruz, o şarkının üstüne devam ediyoruz, başka şarkı çıkarmaya çalışıyoruz vesaire. Yani planımızda her zaman var ama ne zaman olur, ne biter hiç bilmiyoruz yani. Tabii ayrı şehirlerde olunca buluşmak zor oluyor. Umarım yeni bir albüm çıkarırsınız hani en yakın zamanda. Buyurun. Özür diliyorum. Deminki <laughs> sorduğunuz soruya e, cevabını veremedik. E, müzik tarzı olarak sormuştunuz. Hani dinleyenlerin müzik tarzına nasıl hizmet veriyorsunuz diye. Biz aslında normalde dördümüzde çok farklı müzikler dinleyen insanlarız. <laughs> Kendimize çok zaman soruyoruz bunu. Yani böyle hani biz farklı kafalarda insanlar nasıl böyle bir araya geldik müzik yapıyoruz diye. Güzel, Ama işte sonra. insanların çünkü insanları bir, bir enerjiyi dördümüzün farklı enerjisini çünkü hepimiz hepimiz farklı tarzlara yoğunuz. Dördümüzün enerjisini zebercette toplayıp insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Her zaman da bu böyle olacak. Peki son olarak da Zebercet e, hikayesi nedir? Bizimle hikayesini paylaşmanızı istiyorum. Ee, <laughs> Zebercet e, ben kendi adıma Hı -hı. isim olarak ben önermiştim arkadaşlarım beğendi zaten grup arkadaşlarım da. Zebercet Yusuf e, Atılgan'ın Anayurt Oteli e, romanından Hı -hı. daha sonrasında e, filmde olmuş bir romandır. Bu romanın e, ana karakteri Zebercet biraz e, kurgusal bir karakter yani. Onun o psikolojik yaşantısı hayatı beni etkilemişti. Filmde evet. aynı etkilemişti, roman da etkilemişti. O yüzden isim de çok güzel geliyordu kulağıma. Zeberceti karar kalıp Zebercet olsun dedik. daha sonrasında da zaten çok farklı tepkiler aldık. <laughs> ee, Zebercet yani. Ee, evet. evet. telaffuz <laughs> esinde evet zorluk <laughs> oldu ama genelde bilen, romanını bilen, filmi bilen, evet. Yusuf Atılgan'ı tanıyan herkes bize gerçekten çok an çok güzel isim. Biliyoruz diyorlar yani sağ olsunlar. Peki bu güzel sohbet için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zebercet ekibine çok teşekkür çok ediyoruz. ediyoruz. Birazdan sahneden İli pek olacak. Canlı yayınlarımız gün boyunca devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Akışta kalın diyorum.